Örümcek Adam. Bir zamanlar New York'un kalabalık sokaklarında Peter adında bir genç yaşardı. Peter sıradan bir genç gibi okula gider, arkadaşlarıyla vakit geçirir ve bilimle ilgilenirdi. Bir gün okulda laboratuvarda deneysel bir örümcek ısırığına maruz kaldı. İlk başta biraz korktu. Ancak sonrasında tuhaf bir şey fark etti. Örümceğin ısırığı ona inanılmaz güçler kazandırmıştı. Artık duvarlara tırmanabiliyor, inanılmaz hızla koşabiliyor ve şaşırtıcı bir güçle dövüşebiliyordu. Peter bu güçleri kötülükle savaşmak ve insanlara yardım etmek için kullanmaya karar verdi. Kendini örümcek adam olarak adlandırdı. Günler geçtikçe örümcek adam şehri kötülerden korumak için süper güçlerini kullandı. Süper kötülerle karşılaştı. Arkadaşlarına ve sevdiklerine yardım etti ve şehrin kahramanı oldu. Ancak Peter örümcek adam olmanın zorluklarını da yaşadı. Kimliğini gizlemek zorundaydı ve zaman zaman insanlar onu anlamakta güçlük çekiyordu. Ancak her zaman doğru olanı yapmak için mücadele etti ve şehrin koruyucusu olarak onurlandırıldı. Ve böylece örümcek adamın hikayesi New York'un sokaklarında devam etti. Her zaman hazır olup şehri korumak için bekledi. Pinokyo. Uzun zaman önce küçük bir kasabada Geppetto adında iyi kalpli yaşlı bir oyuncakçı yaşarmış. Tahtadan oyuncaklar yaparak geçimini sürdürüyormuş. Geppetto'nun tek hayali bir çocuğun olmasıymış. Bir gün ormanda gezerken kocaman bir kütük görmüş Geppetto. "Tam aradığım kütük bu. Bununla çok güzel bir kukla çocuk yaparım." deyip kütüğü atölyesine götürmüş, başlamış oymaya. Önce kütüğün ellerini yapmış, sonra ayaklarını, kulaklarını, burnunu derken çok güzel bir kukla ortaya çıkmış. Geppetto usta etrafı temizlerken bir ara bir ses duymuş. Bakmış kukla dans ediyor, şarkılar söylüyor. Önce gözlerine inanamamış. Daha sonra yaklaşınca Pinokyo'nun gerçekten şarkı söyleyip dans ettiğini görmüş. Geppetto çok sevinmiş. "Yaşasın, bu tam istediğim gibi bir kukla çocuk. Etten kemikten ibaret değil ama tahtada olsa gülüyor, eğleniyor, dans ediyor." demiş. Geppetto kuklaya sarılıp onu sevmiş. "Senin adın artık Pinokyo olsun." demiş. Geppetto ve Pinokyo birlikte mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte eğlenip birlikte gülmüşler. Yıllar yılları kovalamış. Pinokyo'nun artık okula gitme zamanı gelmiş. Geppetto fakir bir oyuncakçıymış. Tahtadan oyuncaklar satarak ancak geçimini sürdürebiliyormuş. Pinokyo'nun okulu için gerekli olan kırtasiye malzemeleri için parası yokmuş. Babasından kalma eski paltosunu satarak Pinokyo'ya okul kırtasiye malzemeleri almak için para bulmuş. Parayı Pinokyo'ya verip, "Pinokyo, al bu parayı, okul için ihtiyacın olan kalem, defter, çanta gibi ne ihtiyacın varsa al ve doğru okuluna git." demiş. Pinokyo parayı alıp sevinçle pazarın yolunu tutmuş. Pazar yerinde pazarcılar eşyalarını bağıra çağıra satıyorlarmış. Pinokyo da meraklı gözlerle çevresinde olan biteni izliyormuş. Pinokyo'nun gözü bir ara bir kalabalığa takılmış. Ne olduğunu anlamak için kalabalığa doğru ilerlemeye başlamış. Büyük, rengarenk bir çadır görmüş. Evet, bu bir sirk çadırıymış. Biraz daha yakınlaşınca sahnede kuklaların halkı eğlendirdiğini görmüş. Pinokyo sahneye çıkmayı çok istemiş. Çünkü o kuklalarla arkadaş edebileceğini düşünmüş. Palyoço, Pinokyo'nun kolundan tutup sahneye çıkması için bilet alması gerektiğini söylemiş. Pinokyo, Geppetto'nun ona okul malzemeleri için verdiği parayla bilet alıp sahneye çıkmış. Sirk sahibi kalabalığın içinde canlı bir kuklanın dans ettiğini görünce hemen onu yakalamış ve kafese kapatmış. Bu kukla ile çok para kazanırım diye düşünmüş. Pinokyo okula gitmeyip sirke gittiği için çok pişman olmuş. Hatasını anlamış ve ağlamaya başlamış. Tam o sırada bir iyilik perisi ortaya çıkmış. Pinokyo'nun pişman olduğunu görüp onu kafesten çıkarmış. Bir sihir yaparak palyaçonun cebindeki parayı Pinokyo'ya vermiş. İyilik perisi Pinokyo'yu uyararak, "Doğruca okuluna git Pinokyo. Hiçbir yerde oyalanma. Geppetto ustayı da merakta bırakma." demiş. Pinokyo okula doğru yol almış. Tam okula yaklaşınca yolda bir kedi ve tilkiyle karşılaşmış. Pinokyo, "Siz de kimsiniz?" demiş. Tilki ve kedi,
Biz iki dostuz. Bizimle dost olacak bir kukla arıyoruz demişler. Pinokyo. Ben okula gitmek için kırtasiye malzemeleri alacağım. Bana yardım eder misiniz? Demiş. Kurnaz Tilki ve arkadaşı. Tabii sana yardım ederiz. Ne kadar param var? Diye sormuşlar. Pinokyo cebindeki parayı çıkarıp göstermiş. Tilki. Bu para okul ihtiyaçlarını almaya yetmez. Onu bize ver. O parayı bizim sihirli bahçeye dikelim. Daha fazla paramız olur. Sen de okul ihtiyaçlarını alırsın, demiş. Pinokyo parasını tilki ve kediye verdiği gibi parayı alıp kaçmışlar. Pinokyo arkalarından koşmaya çalışmışsa da onları yakalayamamış. Bir ağacın altına oturmuş. İyilik perisi çok geçmeden Pinokyo'nun yanına gelmiş. Pinokyo'ya sormuş. Parayı ne yaptın? Aldın mı okul malzemelerini? Pinokyo. Evet, defter, kalem, silgi, açacak ve çanta aldım. Hepsini okula bıraktım. Pinokyo cümlesini bitirir bitirmez burnu uzamaya başlamış. İyilik perisi Pinokyo'ya. Doğru mu söylüyorsun? Diye sormuş. Pinokyo yalan söylemeye devam etmiş ve burnu gittikçe büyümeye başlamış. Sonunda Pinokyo hatasını anlamış ve olanları periye anlatmış. Pinokyo gerçeği söyleyince iyilik perisi onun burnunu normale döndürmüş. Doğruyu söylediğin için seni affediyorum, demiş ve tilkinin aldığı parayı Pinokyo'ya geri vermiş. Ve onu bir kez daha okula gitmesi ve parayı başka bir yerde harcamaması konuda uyarmış. Pinokyo perinin sözünü dinlemiş, okuluna gitmiş ve dedesine çok mutlu haberler vermiş. Böylelikle hem Pinokyo hem Gepetto da çok mutlu olmuşlar. Kırmızı başlıklı kız. Zamanın birinde küçük bir köyde tatlı bir kız yaşarmış. Günlerden bir gün annesi ona kırmızı bir pelerin dikmiş. Bu küçük kız kırmızı pelerini çok sevmiş ve sürekli giymiş. Bu yüzden herkes onu kırmızı başlı kız diye çağırmaya başlamış. Bir gün annesi küçük kızı çağırmış. Güzel kızım, büyük annem biraz hasta. Ona çorba ve kurabiye yaptım. Haydi giyin ve ona bunları götür, demiş. Tabii ki anneciğim, zaten onu çok özlemiştim. Unutmaman gereken tek şey tavşan ormanın yolundan başka yere sapmamak. Yabancılarla da konuşma, diye eklemiş. Tamam anneciğim, demiş kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlığını giyip içinde yemeklerin olduğu sepeti koluna takmış, şarkılar söyleyerek yürümeye başlamış. Ormana girdiği anda çalılıkların arasından asık suratlı bir kurt fırlamış. Nereye böyle küçük kız? Anneanneme gidiyorum. O elindeki nedir? Çorba ve kurabiye. Yolun sonunda evi olan hasta büyük anneme götürüyorum. Kurt önce sepettekileri ve kırmızı başlı kızı midesine indirmeye düşünmüş. Ama ormancının yakınlarda olduğunu bildiği için sinsi bir plan yapmış. Küçük kız, istersen ben önden gidip büyük annene yardım edeyim. Sen de peşimden gel, demiş. Tamam, demiş küçük kız. Doğayı çok seven kırmızı başlıklı kız oyalana çiçek toplayarak yürümeye devam etmiş. Bu sırada kötü kalpli kurt koşarak büyük annenin evine varmış. Sesini inceltmiş ve küçük kızın taklidini yaparak "Büyük anne, ben geldim." demiş. "Kapı açık, içeri gir yavrum." diye seslenmiş büyük anne. Kurt içeri girip tek lokmada büyük annenin midesine indirmiş ve hemen onun kıyafetlerini giyip yatağa kurulmuş. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Kurt, kim o? Benim büyük anneciğim, demiş küçük kız. Gel içeri yavrum, diye seslenmiş kurt. Bu ses küçük kıza bir değişik gelse de içeri girmiş. Kurdu görünce, bu yiyecekleri sana getirdim büyük anne. Ama senin gözlerin neden o kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Peki senin kolların neden bu kadar büyük? Sana daha iyi sarılabilmek için. Burnun neden bu kadar büyük? Seni daha iyi koklayabilmek için. Peki ağzın neden bu kadar büyük? Deyince kurt yataktan çıkarak seni daha iyi yiyebilmek için diye bağırmış. Kırmızı başlı kızı da tek lokmada yiyen kurt karnı doyunca horul horul uyumaya başlamış. Horlama sesi ormana yayılmış. O sırada ormancı oralarda dolandığı için bu sesi duymuş. Hemen eve yaklaşmış ve açık kapıyı görmüş. İçeri girince kurdu göbeği şiş yerde uyurken görmüş. Hemen kurdun göbeğini yarmış ve içinden kırmızı başlıklı kız ile büyük annesini çıkarmış. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine sarılmış ve getirdiği yiyecekleri birlikte yemişler.
Ağustos böceği ve karınca. Eğlenceyi çok seven bir Ağustos böceği varmış. Ağustos böceği tüm yaz boyunca sadece şarkı söyleyip saz çalmış. Tüm yaz günlerini bu şekilde geçirmiş. Güzel günler akıp geçmiş, kış gelmiş. Havalar çok soğuk ve yağışlı olmaya başlamış. Ağustos böceği artık yorgunluktan şarkı söyleyemez hale gelmiş. Soğuktan üşümüş ve karnı çok acıkmış. Kış için hiç hazırlık yapmamış. O gününü gün ederken komşusu karınca tüm yazı kışa hazırlanmakla geçirmiş. Ağustos böceği karıncanın hep çalıştığını hatırlamış ve komşusundan ödünç istemek için kapısına gitmiş. Kapıyı çalmış, karınca açmış kapıyı. Karşısında soğuktan perişan olmuş Ağustos böceğini görmüş karınca. "Ne istiyorsun Ağustos böceği kardeş?" Ağustos böceği: "Karınca kardeş, havalar çok soğudu, çok üşüyorum, karnım da çok aç. Bana ödünç yiyecek bir şeyler verebilir misin? Söz, Ağustos'ta borcumu geri ödeyeceğim." Karınca: "Neden yiyecek bir şeyin yok? Tüm yaz boyunca ne yaptın?" Ağustos böceği çok utanmış: "Ben tüm yaz boyunca saz çaldım, şarkı söyledim. Kış için hiç hazırlık yapmadım." Bunu duyan karınca çok sinirlenmiş. Karınca: "Madem tüm yaz boyunca şarkı söyleyip saz çaldın, şimdi de oyna o zaman." demiş ve kapıyı tak diye Ağustos böceğinin yüzüne kapatmış. Aç kalan Ağustos böceği soğuktan titreyerek dönmüş ve "Keşke bütün yaz boyunca karınca gibi çalışsaydım, saz çalıp şarkı söylemeseydim. Şimdi evimde bir sürü yiyeceğim olurdu, onları afiyetle yerdim." demiş. Ve bir daha bütün yazı saz çalıp şarkı söyleyerek geçinmeyeceğine yemin etmiş. Çirkin ördek yavrusu. Anne ördek sabırla yumurtalarının kırılmasını bekliyordu. Vakit tamamlanınca ördek yavruları yumurtalarından çıkmaya başladılar. Fakat en son ve en büyük yumurta bir türlü kırılmıyordu. Sonunda yumurtanın beyaz kabuğu çatladı. Diğerlerinden daha kahverengi ve farklı olan ördek yavrusunun küçük kafası göründü. Anne ördek yeni doğan yavruya bakarak "Umarım değişir," dedi şefkatle. Zaman ilerliyordu ama ördek yavrusunun rengi hala kahverengiydi. Kümesin bütün hayvanları onunla alay ediyorlar, ona çirkin ördek yavrusu diye sesleniyorlardı. Zavallı yavru o kadar mutsuzdu ki sonunda uzaklara gitmeye karar verdi. Gün boyunca yürüdü, gece olunca ise çok yorulmuştu. Mola verdi. Bir yandan açlık, bir yandan korku. Ama yapabileceği hiçbir şey olmadığından derin bir uykuya dalmakla gecikmedi. Ertesi sabah su sesleriyle gözlerini açtı. Geceyi yaban ördeklerinin çılgınca eğlendiği küçük bir göl kıyısında geçirdiğini anladı. Bu gürültücü arkadaşlarını kendini tanıtmaya hazırlanıyordu. Birden bir tüfek sesiyle irkildi. Hiç zaman kaybetmeden oradan uzaklaştı. Çok geçmemişti ki küçük ördek kendini bir çiftlikte buldu. Çiftliğin sahibi yaşlı kadın onu doyurdu, ateşin yanında uyumasına izin verdi. Fakat yavru ördek bir göl bulabilme umuduyla oradan da uzaklaştı. Günlerce bir göl bulabilmek için rastgele yoluna devam etti. Sonunda bir göl kıyısına ulaştı. Bu arada yalnız başına yaşamayı öğreniyordu. Bu göl kıyısında yavru ördek gün geçtikçe büyüyordu. Kendisinin farkında olmadan görüntüsü değişiyordu. Geçen kuğuları gördükçe onların asil duruşları ve güzel görünüşlerinden dolayı iç çekiyordu. İlkbaharda bir kuğu sürüsü gölün kıyısına yuva yapmaya geldi. Çirkin ördek yavrusuyla tanışmak için yaklaştılar. Fakat kendisini bu zarif kuşlarla arkadaşlık etmek için çok çirkin ve kaba buluyordu. Birdenbire suda aksini gördü. O da ne? Kendisini güzel bir kuğuya dönüşmüş olduğunu fark etti. Kuğu sürüsüne katıldı ve ömür boyu mutlu oldu.